D vitamini hem yetişkin hem çocuklar için gerekli olan önemli vitaminler arasındadır. Tıp dilinde kalsiferol denilen D vitamini yağda çözünen, karaciğer ve yağ dokusunda depolanan bir vitamindir. D2 ve D3 olmak üzere iki formu vardır. Güneşten ve besinlerden alınan D vitamini karaciğer ve böbrekte aktif metabolitine dönüşerek etki etmektedir. Günümüz koşullarında kapalı ortamlarda çalışmak, açık hava aktivitelerini yetersiz yapmak ve dengeli beslenmeme sonucunda D vitamini eksikliği sık olarak görülmektedir. D vitamini eksikliğinde yorgunluk, baş ağrısı, uykusuzluk, gözaltı morlukları gibi şikayetler ortaya çıkabilmektedir. Yetişkinlerde uzun süreli D vitamini eksikliği kemik kaybı ve osteoporoza, çocuklarda ise D vitamini eksikliği raşitizme neden olmaktadır. Raşitizmde el ayak bileklerinde kalınlaşma, bacaklarda eğrilik, göğüs kemiği deformiteleri gibi kalıcı hasarlar oluşabilmektedir. D vitamininin %95'i güneş ışığından sağlanmaktadır, %5'i ise besinlerden sağlanır. Yalnız güneş ışığının vücutta D vitamini sentezleyebilmesi için güneş ışığına cildin direkt maruziyeti gereklidir. Kıyafetin üzerinden ya da camların arkasından güneş ışığı almak D vitamini sentezini sağlamaz. Özellikle 20 faktör ve üzerinde güneş koruyucu kullanmak D vitamini sentezini engellemektedir. Bu nedenle güneş koruyucuları kullanmadan güneşlenmek çok daha önemli. Yaz aylarında öğlen saatlerinde güneşlenmek, güneşin negatif etkilerine maruz kalmamak için sabah ya da öğleden sonra güneşlenmek çok daha uygun olacaktır. D vitamini içeren gıdalar özellikle yağ bakımından zengin olan balık ürünleri, tavuk ciğeri, kuru yemişler, tahıllar, yumurta, süt ürünleri. Ama bunlar çok fazla miktarda D vitamini içermez. Asıl kaynak yine güneş ışınıdır. D vitamini eksikliği kan tahlili yapılarak seviyesi ölçülerek tespit edilebilir ve sağlıklı olan D vitamini seviyesi 30 ila 70 nanogram mililitre arasındadır. D vitamini gereksinimi olan kişilere dışarıdan, ağızdan ya da intramüsküler D vitamini takviyesiyle kolayca tedavisi yapılabilmektedir.